Aren TV'den hepinize merhabalar. 31 Mart yerel seçimlerin tarihi yaklaştıkça partilerin aday belirleme süreçleri de hızlandı. Buna ilişkin DEM Parti'nin özellikle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi konuşulan isimlerden biri de DEM Parti'nin İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder. Sırrı Süreyya Önder İzmir adaylığıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın detaylarını sizlere aktaracağım. İkinci haberimiz de değerli dostlar, bir kişi var ve 22 yılda tam 5 kez parti değiştirdi. Her parti değiştirdiğinde de bu partilerin genel başkanı rozet takmış. Hatta bu rozet takanlar arasında HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da var ve HDP'ye de geçmiş. Diğer bir isim de Kemal Kılıçdaroğlu da rozet takmış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu isme rozet takmış değerli dostlar. Bu isimlerden bazıları birçok partiye geçmiş bu isim. Bu haberin detayını da sizlere aktaracağım. Haberimizin detaylarına geçmeden önce sizler de bizlere destek olmak için öncelikle bu yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tüm olarak işaretlemeyi unutmayın. İlk haberimizi Sırrı Süreyya Önder'in açıklamasıyla başlayalım. 31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler kala siyasi partilerin çalışmaları hızlandı. Ankara'da aday çıkaracaklarını açıklayan DEM Parti'nin İstanbul ve İzmir için aday çıkarıp çıkarmaması henüz netleşmedi. Son olarak da DEM Parti'nin İzmir için Beritan Güneş Altın ile Sırrı Süreyya Önder'i aday göstereceği iddia edildi. Yeni Çağ'dan Tolga Şahin'in haberine göre Sırrı Süreyya Önder, buna partimiz karar verir. Şimdilik söyleyecek başka bir şeyim yok dediğini aktardı değerli dostlar. 2014 yerel seçimlerde HDP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Sırrı Süreyya Önder 412.875 oy almıştı. Bunu da hatırlattıktan sonra şimdi 22 yılda tam 5 kez parti değiştiren bu ismin kim olduğuna gelelim değerli dostlar. Şöyle ekrana da getireyim. Ekrandaki fotoğrafta da gördüğünüz üzere değerli dostlar, hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozet taktığı kareler şu an ekranda gördüğünüz kare değerli dostlar. Bu kişi değerli dostlar 3 dönem Van Başkale Belediye Başkanlığı yapan ve 22 yılda 5 kez parti değiştiren İskender Ertuş. Üçüncü kez AK Parti'ye katıldı. Yani bu katılımla beraber partiye üçüncü kezdir tekrar katılıyor değerli dostlar ve bu kişiye rozet takılıyor. Bu süreç içerisinde Ertuş'a 2015 yılında Selahattin Demirtaş, 2016 yılında Recep Tayyip Erdoğan ve 2022 yılında da Kemal Kılıçdaroğlu parti rozetlerini takmış. 1989-2002 yılları arasında DYP'den 3 dönem Van'ın Başkale ilçesinde belediye başkanlığı yapan Ertuş 2022 yılından sonra yoluna AK Parti ile devam etmiş. Ertuş çözüm süreciyle beraber HDP'ye geçti ve 2016 yılındaki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından AKP'ye dönen Ertuş 2022 yılında ise CHP'ye katıldı. Biliyorum sizin de başınız döndü bu transferden değerli dostlar. Haberin devamını şöyle aktarıyorum. Artı gerçeğin aktardığına göre Ertuş geçtiğimiz günlerde üçüncü kez AK Parti'ye katıldı. DYP'den ayrıldıktan sonra uzun yıllar AK Parti'de siyaset yapan İskender Ertuş çözüm süreci devam ederken 2015 yılında HDP'ye geçti. Ertuş'a parti rozetini HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde düzenlenen mitingde taktı. Ertuş 7 Haziran 2015 seçimleri öncesi HDP'ye milletvekilliği adayı başvurusunu da yaptı. İskender Ertuş 15 Temmuz'da 2016'daki darbe girişiminin ardından HDP'den ayrılarak AKP'ye döndü. Parti rozeti ise bu kez Recep Tayyip Erdoğan taktı. 24 Haziran 2018'deki erken seçimlerde Van Milletvekili adaylığı başvurusu yapan Ertuş listeye giremedi AKP'den. 2022 yılında da CHP'ye katılan Ertuş'a parti rozetini dönemin CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Bu kez CHP'den Van milletvekili olmak için aday adaylığı başvurusu yapan Ertuş yine listeye alınmadı. CHP Ertuş'un partiye katıldığı dönemde Başkale ilçesinde oyunu %2'den %6'ya yükseltmişti. CHP'deki siyasi hayata kısa süren İskender Ertuş geçtiğimiz günlerde üçüncü kez AK Parti'ye katıldı. Ertuş'un AK Parti'ye dönüşünü AK Parti Başkale ilçe başkanı Muğdat Saruhan sosyal medyada yayınladığı video ile duyurdu. Van ve Hakkari'de yaşayan Ertuşya aşiretinin lideri ileri gelenleri arasında yer alan İskender Ertuş'un 1840 üye ile beraber AK Parti'ye katıldığı açıklandı. Evet dostlar, gerçekten ben haberi okurken hangi partiden istifa etti, hangi partiye geçti benim başım döndü. Eminim sizin de başınız dönmüştür. Bu kadar dönmek iyi değil herhalde diyorum. Geldik bir haberimizin daha sonuna. Bir daha görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.